Merhaba dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu videomda iPhone 11 alınır mı? Isınıyor mu? Sabit 60 FPS veriyor mu? Nasıl oynatıyor? Video çekerken kasıyor mu? Kasma sorunu nasıl çözülür? Bu fiyata değer mi? Kusursuz hassasiyeti nasıl olmalı? 2 yıllık kullandığım telefonu sizlere kusursuz anlatmaya çalışacağım. Maçtaki sahnelerimi izlerken de bu soruları cevaplayayım. Dostlarım, öncelikle her telefon ısınınca kasar. Yani gidin Android'in oyuncu telefonlarını alın isterseniz. İçinden soğutuculu falan diyorlar ya, bunların hepsi hikaye. Sen Android'in en iyi oyuncu telefonuyla ekran videosu alarak oynamaya çalışınca bir müddet sonra kasmalar oluyor. Telefonu ne kadar soğuk tutarsanız o kadar güzel verim alırsınız. Mesela benim ilk telefonum Huawei P20 Pro'ydu. Android'de ilk çıktığında almıştım. Günlük yaşamda gerçekten güzel bir telefondu. Ben ondan hep Türkiye, yakın temas, seri katile giriyordum. Ama telefon bir yıl sonra çöp oldu. Hiç yani görseniz mermi bile atamıyordum. Tabii o zamanın işlemcisiyle bu zamanın işlemcisi bir değil ama o zaman da oyunun GB'ı düşüktü. Şu an 18 GB, o zamanlar 3-4 GB falandı yani. Ona kıyaslayaraktan telefon iyi bir telefondu ama Android olduğu için video çekemiyordum. Kendimi de hiç kimseye kanıtlayamadım. O yüzden sonra bir baktım arkadaşlarıma, iOS'ta hiç zerre kasmıyor falan diyorlar. İnanmıyorum ama gittim bir aldım, bir denedim. Oğlum lan dedim, ben YouTube'a başlayacağım. Lan telefon kasmıyor, yapacağım lan ben bu işi dedim. Şu anda bu videoyu izliyorsanız başarmışızdır kardeşlerim. Neyse, daha sonra iPhone 11'i 2 yıldır kullanıyorum. Belki geçmiştir bile. Telefonu soğuk tuttuğum için videoda olduğumu bile unutuyorum. O derece kasmıyor. Bir bakıyorum 8 saat kayıt var galerimde. O derece kardeşlerim. Soğuk tutmak için de Zoinco'nun soğutucusunu kullanıyorum. Ortasına takıyorum. Telefonu gerçekten buz gibi ediyor arkasını. Geçen yaz bu telefonun ısınmasından çok çektim. 2 oyun sonra ısınıyordu arkasında sucuk pişirircesine. Bana yazanlar oluyor kardeşim çok ısınıyor diye. Ben bu soğutucuyu kullanıyorum. Çok pratik kardeşlerim. Ama önceden ne yapıyordum? Klimalı içeride vantilatör açıyordum. Ondan sonra bir tane daha yakınımda vantilatör vardı masanın üstünde. Ayrıca kendime vantilatör vurdurtturuyordum. Böyle şeyler yapıyordum çılgınca. Ya da bir tane buz kabı vardı. Buz kabının üstüne koyuyordum. Hemen o bir dakikalık kısım var ya, bekliyoruz oyuna girmeden önce. Bir dakika orada soğutuyordum. Yani onlar da geçici. Artık geçici oldu. Yani bu kalıcı bir çözüm. Ben o yüzden çok mutluyum. Yani bu reklam falan da değil kardeşlerim. Gerçekten diyorum, tüm samimiyetimle diyorum. Yani ben bunu almasaydım bu yaz oyun oynayamazdım o derece. Yani terlediğimle kalırdım. Telefon ömrü gittiğiyle kalırdım. Telefonunuz iPhone 11 ise direkt gidin ortasına takın kardeşlerim. Başka yere takmanıza gerek yok. Ama diğer telefonları kullanıyorsanız işlemcisi neredeyse oraya gidin takın. Eğer kameranın yanında falansa yani o sizin için mantıklı bir tercih olmayabilir. Ama telefonun ortasındaysa alın, çatır çatır kullanın. Çatır çatır da bir V4 atın. O telefonun arkasının buz gibi olacağına emin olun kardeşlerim. Yani ben çok memnunum. O yüzden size öneriyorum. Soğutucuyu takacağım ama ben kılıfsız oynayamam diyorsanız da bu şekilde eski kılıfınızı kesersiniz ortasını. Daha sonra Zoinco'nun soğutucusunu yapıştırırsınız, keyfinize bakarsınız. Ama hava çok sıcak olduğunda bunu tamamen ortadan kaldırın, telefona yapıştırın, mecbur öyle oynayacaksınız. Ilık olursa da bunu takın, keyfinize bakın. O kadar taktik verdik, bir beğeninizi de alırız dostlarım. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten arkamda olan herkese çok teşekkür ederim buradan. Dostlarım, şimdi listeme bakıyorum. Kasıyor mu? Kasma sorunu nasıl çözülür? Bunu yanıtladık dostlarım. Isınıyor mu? Bunu da yanıtladık. Oynatır mı? Bunu da yanıtladık. Yani 60 FPS soğuk tuttuğunda oynatıyor. Hiçbir sıkıntısı da yok şu an. 2 yıldır kullanıyorum. Video çektirir mi? Bakın gördüğünüz gibi cayır cayır oynattırıyor telefon. Hiçbir sıkıntısı yok. Yeter ki soğuk tutun bu telefonu. Bunun ilacı soğuk tutmak kardeşim. Bu fiyata değer miye gelelim? Daha sonra hassasiyete gelelim. Bu fiyata değer mi dostlarım sizce? 15.000 TL. Size şöyle bir önerim olacak. Amacınıza göre değişir diyelim kısacası. Eğer siz videodayken kasmasın derseniz, YouTube hayaliniz varsa
iPhone'lardan en ucuz alınacak bu derdim. Günlük yaşamda da çok iyi bir telefon biliyorsunuz. Ama siz arkadaşımla oynayacağım, takılacağım, ekibimle gır gır şamata yapacağım, bazen de tek gireceğim, video çekmeyeceğim, kimseye kendimi kanıtlamak gibi ihtiyacım yok. Oyunculuğumu ben ve arkadaşlarım bilecek diyorsanız da Android derdim. Yani 10 bin liralık bir telefon işinizi görecektir. Ama birkaç yıl sonra ümidi kesin o telefondan. Bırak o dünyanın en işlemcisi Android'de diyenlerin kulağını kapat duyma. Sabit FPS alacaksan iOS kardeşim. Telefonu soğuk tut, keyfine bak. 60 kişi atlasın bootcamp'e, şu an gidelim. Cihaz soğuk tutayım. 1 gram kasmayacağından emin olabilirsiniz kardeşlerim. Fiyatlar şu an uçmuş. Valla 15.000 TL vermek zoruma giderdi. Ama şöyle düşünürsek Android'in 15.000 TL'lik telefonuyla iOS'un 15.000 TL'lik telefonu, yani iOS derdim, başka bir şey demezdim. Çünkü iOS'ta değil diğer telefonlara da çok fiyat artmış. O yüzden benim tercihim iOS olurdu. Ama size şöyle bir tercih de sunabilirim. Sırf oyun için alacaksanız ve bütçeniz kısıtlıysa kendi telefonunuzu satmayın. Gidin ikinci el temizinden anlayan biriyle iPad mini 5 alın. Hem videonuzu çekersiniz, hem daha büyük ekran, hem orta mesafede dürbünsüz mermiler daha tok gidiyor. Ortalama 5000 TL ikinci el fiyatları. 5000 TL'den fazla vermeyin. Alırsanız da cidden sevineceğinize eminim. Birkaç gün oynadım, arkadaşım vermişti. Sarıyordu yani, bayağı bir sarıyordu. O yüzden ben bu ay içerisinde bir tane de iPad mini 5 alacağım. Bir ondan oynayacağım. Tablet isteyenler de var çünkü. Tablet görünümlü oyna abi diyenler de var. O yüzden iPad almayı düşünüyorum bir tane de. Bir iPad'den bir bundan, ikisiyle de oynayacağız. Eğimimiz bozulmayacak inşallah. Bu arada burada da adam ne korktu, iyi bakın. Şuna bak şuna. Lan ne? Bunu yerine olsanız ne yapardınız? Bütün cevapları vermeye çalıştım kardeşlerim. Alırsanız da 128 GB'lık olanı alın. 64'ü almayın. Pişman olursunuz. Grafik ayarlarını ayarlayamadıysanız da yukarıdaki karttan ayarlayabilirsiniz. Ha bu arada iOS 15, iOS 16'ya güncelleyen dostlarım var. USB'li kulaklıklar bu yüzden çalışmıyor. Benimki iOS 14'te olduğu için böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. USB'li kulaklıklarda mikrofon açılınca sesi dışarı vermesi gibi bir sıkıntı yok yani. Yazılımsal bir şey bu. O yüzden çözümü sürümünüzü düşürmek olacaktır. iOS 14'e gelirseniz düzelir dostlarım. Android USB'li kulaklıklarda böyle bir sıkıntı yok. Böyle sıkıntı yaşayan kardeşlerim vardı. Onun da cevabını vereyim dedim. Bu da hassasiyet kodum dostlarım. Direkt bunu girerseniz benim hassasiyetlerim sizin telefonunuza gelir. Dört parmak oynamak istiyorsanız da bu kodu girebilirsiniz. Videoyu beğenmek, abone olmak da ücretsiz kanalımızın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.